Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalım ve yayınıma hoş geldiniz. Öncelikle Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. Allah daha nice güzel günleri ailemizle, sevdiklerimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla bizlere yaşatmayı nasip eder. Şimdi değerli arkadaşlar, evet videolar biraz geç gelecek. Hem iftardan sonra hem de iftardan sonra hazırlamak, bunu edit etmek, upload etmek falan biraz zaman alıyor. Şimdi bugün borsada çok ilginç hareketler oldu. Dün video çekmiştik. Fed, yani olaylar böyle üst üste geldi. Fed faiz arttırdı. Sonra 25 bas puan, ondan sonra Powell'ın konuşması vardı. Onları yorumlayacağız. Powell'ın konuşmasından sonra bugün bizim öğleden sonra ben çok fazla önemsemedim. Merkez Bankası faiz kararı vardı 8.30'da. Pas geçti. Bence 50 bas puan indirse, 8 yapsa hiçbir şey olmazdı. Ama niye 8.5'da duruyor onu da çok net bilmiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, Borsa İstanbul'a baktığımızda da Borsa İstanbul çok ilginçti. Gün içi yukarıdan böyle satıcı başladık. Oradan pat diye yukarıya doğru bir anda 5061.90, 5062'ye kadar geldik. Ve günü tepede kapattık. Yukarıda kapattık. Şimdi dünden beri neler oldu? Şimdi biz dün Finans Sohbet kanalı olarak neyi bildik? Amerika'nın 25 bas puan faiz artacağını söylediler. Söyledik. Ve 25 bas puan arttılar. Tamam, bunu kabul ediyoruz, 25 bas puan, ama acaba Powell ne diyecek dedi. Yani ben Powell'ı şöyle yorumladım arkadaşlar. Powell aslında, yani şurada tweetleri de görebilirsiniz. Köşede bulduğum tweetleri yayınlamıştır o gün esnada. Bam 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 bam, ben faizimi arttırırım arkadaş dedi. Bankaymış mankaymış umurumda bile değil dedi. Herkes işini yapacak. İşini iyi yapsaydın der gibi bir havası vardı. Bence şahin bir konuşmaydı. Şimdi biz aslında şunu istiyorduk. Yani faiz arttırmasın, morfin devam etsin, sabaha kadar dans edelim. Ama burada dedi ki Powell, hayır biz ameliyatımızı yapıyoruz. Masada biz bunu devam edeceğiz. Yani aslında uzun vadede ne olması gerekiyorsa bu oldu. Ancak tamam, siz ameliyat ediyorsunuz hastayı ama ameliyatın da bir süresi var. Verdiğiniz anestezinin de bir süresi var. Bunu çok fazla uzatırsanız o zaman hasta yüksek dozdan gider. Yani yüksek anesteziden gider. Şunu anlatmak istiyorum. Tamam arkadaş, kabul ediyoruz. 25 bas puan yapmadın. 50-50-50 gittin. Ha, bunu 25 yaptın. Kabul ediyoruz. Ama bu faiz artırmasını devam ettirirsen, biz piyasa olarak şunu söylemeye çalışıyoruz. Powell'ın da söyledikleri de var. Hasta masada kalır. Ya evet, 25 bas puan arttırdın. Silicon Valley Bank battı, Signature Bank battı. Bunun devamında 20-30 tane daha banka batabilir. Powell da işte ben alabildiğim mevduatları garanti altına alırım. Kurtarabildiklerimi likitte sağlarım. Kurtaramadıklarım da göm gitsin. Benim en başta dediğim gibi Amerika'da öleni göm mantığı var. Çünkü kapitalist bir sistem. Yani Türkiye gibi serbest piyasa ekonomisine dayalı, sosyal politikalara dayalı serbest piyasa ekonomisi güden bir yapı değil Amerika. Arkadaş, işini iyi yapsaydın. Yapmadın, yürü git. O yüzden Amerika'da homelessler çoktur. Yani evsizler. Çünkü neden? Adam çalışmaya karşıdır, ona karşıdır, buna karşıdır. Para kazanmaz, hiç kimse de bakmak zorunda değil. Arkadaş, çalışmak istemiyorsa sokakta yaşa der. Ama Türkiye'de ise yani homeless olayı çok azdır. Yani gelsin, kalacak yeriniz yoksa ya belediye size yer açar. Belediyenin gösterdiği yerlerde, aşağı evlerinde falan beslenirsiniz veya bakım olur. Ha, sokaklardaki dilenciler, lambalık dilenciler yok mu demeyin. Onlar kendi tercihleri. Yani bugün ben böyle çok yaralı bir adamı, ben polise gittim dedim. Ya burada bayağı yaralıydı, böyle lambalarda yanıma gelmişti. Polise gittim dedim ki adam çok ciddi yaralı dedim. Ya bunu tedavi ettirin memur bey dedim, hastaneye götürün dedim. Memur bana aynen şunu dedi. Beyefendi dedi, biz onu hastaneye götürürüz ama dedi kendisi kabul etmez dedi. Tedaviyi kabul etmez dedi. Öyle olunca yapacak bir şey yok yani. O yüzden buradaki Amerika'da homeless'lerin çoğu kendi tercihlerinden ziyade çalışmak istemediklerinden dolayı. Ama bizde ise homeless'ler veya sokakta kalan bir adam olduğu zaman belediye ona bakmak durumunda. Çünkü bizim ekonomik sistemimiz sosyal politikalara dayalı serbest piyasa ekonomisi. O yüzden Amerika'da Powell şahindi. Şahin olunca önce bir VIOP satın alındı, 3.33'lere kadar geldi. Sonra VIOP -0.25'lere kadar satıldı. VIOP'a çok güvenmeli miyiz? Ya hayır, VIOP'a da çok güvenmemeliyiz. Yani VIOP adam bir noktada long kontrat açar, sonra bir anda onları satar, short kontrat açar. Yani akşam alırlar, sabah satarlar, sabah alırlar, akşama satarlar. Yani bunlar da böyle dinamik işlerdir. Bunlarla da çok fazla da yol gidilmez. E peki,
Selçuk Bey piyasa neyi fiyatladı? Aslında piyasa bence pozitif fiyatlamaya çalışıyor. Yani burada evet Viyop aldı, Viyop'u düşürdü. Ondan sonra borsayı düşürdü, sonra yukarıya doğru vurdu. Burada ne yapmaya çalışıyor? Sanki piyasa ben Amerika'yı takmıyorum, ben Amerika'yla ilgilenmiyorum der gibi davranıp sizin elinizdeki mala göz dikiyor. Ben bugün işte arkadaşlar şunu çok ciddi söylüyorum. Bugün yapmış olduğum operasyonu size söyleyeyim. Akbank'ta düşükte arkadaşlar, tavan o zaman 18.23'tü. Düşükten aldığım mal 17.83. Bakın 17.83 dip yapmış. 17.85'ten aldığım malı saat kaçtı? 11 miydi? 10.30 muydu? 11 miydi? 11.30 neydi? Yani piyasa düşüyor gibi aldığım malı. O gün günün zirvesini gördüm. O zaman satmadım. 18.23 gördüm. Sonra tekrar düştü. Düştükten sonra 18.23 tavana yazdım. Tavana yazdığımda fiyat 17.88 filandı. Ve ben 18.23 çünkü tavana gelecekti. Bu nedir? Bu bir silkeleme operasyonu. Aslında piyasa bence Fed'i ve Powell'ı olumlu yansıtıyor. Ondan sonra ben olumlu değilmişim gibi gösterip sizi paniğe gark edip elinizdeki malı yukarıya vurdurmaya çalışıyor. Umarım karışık olmamıştır. Powell ne dedi? Yani piyasalarda fırıldak olmayan yok mu? Powell'la dürüst adam, ben ona bir şey demiyorum ama bu sene ben faizleri indirmeyeceğim dedi. Ben de gene burada tweetleri görürsünüz. Ben bu sene bu adamlar faiz indirecekler. Sonbahara doğru faiz indirim sürecini, çünkü bu işte 3 kere gördüm ben bu olayı. Yani 21 yıllık hayatımda 3 kere bunlar finansal olarak genişlediler. QE tahvil alım programlarıyla, sonra faiz arttırım süreciyle de daraldılar. Piyasadan parayı toplayıp enflasyonu kontrol altındadır. Hep böyle denir. Yani piyasayı Powell aslında kötüye yönlendiriyor. Yani şunu diyor. Bakın diyor, ben şahinim diyor. Siz kötüye şey yapın diyor. Aradan güvercin veya iyi bir şey çıkarsa da bunlar bizim için birer havuç olacak. Bu da aynen onun gibi. Ancak ben önümüzdeki günlerde, bunlar kısa vadeli işler arkadaşlar. 15 günlük, 10 günlük, 12 günlük aldım, sattım, yenmeye, ben seni yenmeye geldim falan gibi işler. Uzun vadede. Bakın uzun vadede dedim, benim 2 yıllık periyot. 2 yıllık periyot. Ben bu kadar da iddialıyım. Amerika'da faiz indirim sürecine girilirse borsalar coşar. Bu fiyatları rüyalarınızda görürsünüz. Rüyanızda görürsünüz bu fiyatları. Hele hele bir de Türkiye'de lokal olarak enflasyonu kontrol altına alırsa Alice harikalar diyarında olur. Yabancı sermaye de buraya akar. Kredi derecelendirme kuruluşlarına bam 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 notlar gelir. Ha Powell ne diyor, olmayacak diyor. Böyle bir şey düşünmeyin benden diyor. Ancak bence düşecek olan enflasyon verisiyle Powell eli daralacak. Mayıs'ta ben yine yapacağım dedi. Faiz art. Ben Mayıs'taki faiz artışına inanmıyorum. Yani olacağını düşünmüyorum. Mayıs'ta faiz artışı olacağını düşünmüyorum. Bu yıl sonunda da faiz indirimi olacak. 25 bas puan da olsa bu 2023'ün sonunda bir yerde en 31-30 aralığa kadar mühletim var. O tarihe kadar bir tane indirim olacak. Ben de hodri meydan diyorum. Ha yani yenilebiliriz de, yani iddiaya giriyoruz ama bu benim düşüncem. O yüzden değerli arkadaşlar, ben yurt dışı piyasalar, özellikle Powell'ı, evet şahindi ama olması gerektiği gibi düşünüyordu. Bizim Borsa İstanbul'a bir bakalım. Borsa İstanbul'da neredeyiz, ne yapıyoruz? Ondan sonra videomuzu kapatalım. Evet değerli arkadaşlar, şimdi gün burada açıldı. Yeşil bir barla açıldı. Ondan sonra müteakip barlar saat 11 işte 11'e, 10.30-11'de yükseldi. Ondan sonra 11'den sonra düşmeye başladı barlarla beraber. Bu, ay özür dilerim. Saat 13, 13'ten sonra 15, 15'ten sonra düştü. 17.45'ten sonra, bu 17 diyor ama 17.40 mıydı, 17.30'dan sonra çok ciddi bir şekilde yukarıya doğru mum yaktı. Bakın şunları gördüğünüz zaman, şu barları. Burada aslında böyle bir yatayda bir dirençle de karşılaştığını söyleyebiliriz. Şimdi burada önemli olan Borsa İstanbul'da acaba biz hareketli ortalamayı geçtik mi, geçmedik mi? Çünkü bu hareketin devamının gelip gelmediğini söylememiz için hareketli ortalaması üstünde fiyatın kalması gerekiyor. Gördüğünüz gibi tam olarak gelmiş, o hareketli ortalamanın ucuna değmiş. Bu tamamen şahsi fikirdir arkadaşlar. Böyle ucuna gelip beklediği zaman buradan alıp başını genelde, bakın genelde gidiyor. Çünkü şuraları gördüğü için yatırımcı, şuraları gördüğü için burayı yükseldiğini düşünüyor. Yani burada aslında bir tür tuzaklar var. Bunları biz göremiyoruz ama şu fiyatları gördüğü için yatırımcı, ben arkadaş buradan almam, ben buraya gelmiş, ben buradan almışım, şuralardan filan alırım derken bu noktadan sonra yarın da pat diyor buraya da getiriyor. Genelde %80'de o şekilde olur ama %20'lik ihtimal olduğunu da unutmayın. Şimdi nedir? 5092. O zaman da söylemiştik biz size. Ha bu noktadayız.
5092. Hatta şu süper trendi burada al sinyalini verebilmesi için arkadaşlar. Yani borsada evet düşüş bitti diyebilmek için 5110 üzerinde yarın bir kapanış yapmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, altınla ilgili de çok fazla soru geliyor. Tabii çok böyle lokal anestezi yapar gibi lokal teknik analiz yapmıyorum. Yani işte 1900 dolar oradan 1870 dolara gelir oradan, ben onu demiyorum. Onu geçin, teknikçi arkadaşlar onu şey yapsın. Altın 1000 dolardan 2000 dolara geldiğinde faiz tahvil alım programı vardı. Finansal genişleme vardı. Ondan sonra finansal daralmayla beraber 930 dolarlara kadar geldi. 930 dolarlardan sonra Covid'le beraber tahvil alım programı beraber önce 1400-1500 dolar, sonra 1900 dolarlara kadar gitti. İnanılmaz derecede Amerikan bilançosu genişletildi. Bu sefer faiz artırım süreciyle de tam dip noktayı bilemiyorum. 1600 dolarlara doğru da çekildi. Yani 1970 dolardan, 2010 dolarlardan sanırım 1670 dolarlara kadar da geriledi. Yani iki dip, yani yükselen dip oldu. 930 dolar, öbürü 1600 dolar oldu. Ha bundan sonra altının önü açık arkadaşlar. Ben bundan önce birçok üstad, İşte 1900 dolarlarda ben 2000 dolara hedefliyorum, 3000 dolara hedefliyorum dediklerinde ben şaşırmıştım. Yani yüksek takipçi üstadlar. Ya arkadaş, önümüzde Fed'in faiz artırım süreci var. Bilançolar genişlemiş. Yani bohça gibi açılmış. 10 trilyon dolar gark olmuş. Altının geldiği yer 1900-2000 dolar. Şimdi bundan sonra bu adam bu parayı toplayacak. Topladığı zaman sen bunun 3000 dolar nasıl beklersin? Diyemedim. Çünkü karşınızdaki gayet akademik ve lisanslı birisi olduğundan dolayı. Ben fazla altın konusunda yorum yapmadan ve o süreci, o faiz artırım sürecini izlemek. Ama şunu demek isterdim takipçilerime. Aslında bildiğim bir şeydi ama hani biz alaylı olduğumuz için. Ya bir yerde belki görmediğim bir şey olabilir, yanılıyor olabilirim. Belki de takipçilerimi yanıltabilirim endişesiyle bunu yapamadım size. Arkadaşlar, faiz artırım süreci başlayacak. Amerika 0.5 olan faizleri %5'e getirecek. Ne altını ya? Benim hatta tahminim 1400 dolarlardı. 1400 dolarlara kadar gelecek. Yani 930 dolardı önceki dip. 1450 dolarlara gelecek. Oradan sonra yukarı gidecekti. Ne zaman? Faiz indirim süreci. Ha, altı. Peki bu faiz indirim süreci ne kadar sürer arkadaşlar? Minimum bence ki bu sanırım bu yıl %3.3'ü hedefliyor Amerika faizlerde. Yani 5'ten 3.3'e inecek deniyor. Bence faiz indirim süreci 2 yıl falan sürecek. Ve 2023'te başlayacak. 2023'ün sonunda başlayacak. Ve önümüzdeki 2023'ün sonundan sonra bir ya da iki yıllık periyotta faiz indirim süreci. Amerika'da enflasyon düştüğü sürece ve parasal genişleme, Washington'da Fed'deki paralar piyasaya sürüldükçe, faizler indikçe emtia yükselir. Yani bu sadece altın değil. Tungsten de yükselir, boraks da yükselir, bakır da yükselir, çinko da yükselir, kalay da yükselir, gümüş de yükselir. Hepsi yükselir. Çünkü ekonominin mantığı budur. 3 kere faiz artırım sürecinde de, 3 kere finansal daralmada da, 3'ünde de aynı şeyler oldu. Yani Albert Einstein diyor ya, Albert Einstein dediği şey, aptallık aynı şeyleri tekrar edip farklı sonuçlar beklemektir der. Kardeşim bu da aynısı olacak ama sabırlı olmanız lazım. Yani şimdi ben buradan altını, ya şimdi alırsın altını 1900 dolardan, ya 1700'e iner, 1750'ye iner, 1800'e iner bilemiyorum. Ama önümüzdeki 2 ya da 3 yılın ben altında bundan sonra dibin görüldüğünü 1600 dolarla beraber. Buradan sonra yukarıyı bilemiyorum. Yani 2000 dolar mı olur, 3000 dolar mı olur? Ama ben size şunu söyleyeyim. Eğer altın yatırımcısınız, emtia yatırımcısınız, borsa yatırımcısınız, gözünüz Fed'de olsun. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendi risk algınızı kendiniz belirleyin. Aksi halde zarar edebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar, hayırlı sahurlar.